Saptan 365'ten herkese selamlar. Ben İmemeli seven. Bugün FIDE Dünya Şampiyonası'nın 8. oyunu tamamlandı. Bir beraberlik daha görüyoruz fakat heyecanın gitgide arttığını görmeye başladık. Özellikle son 2 oyundur. 2 oyuncu da biraz daha risk almaya başladı ve dengesiz konumlar oluştu. Bugün Özet geçmek gerekirse Gukesh önce kazanca geçti fakat daha sonra onu değerlendiremedi. Daha sonra Dinkdiren kazanç pozisyonuna geçti. Dinkdiren de değerlendiremedi ve en son berabere de anlaştılar. Şimdi isterseniz hızlıca oyuna geçelim. Dinkdiren ilk hamle C4 sürdü. Aslında e, ilk hamle C4 açılışlarını oldukça hakim ve bayağı iyi oynadığını düşünüyorum ben. O yüzden açıkçası turmanın kalan kısımlarında da beyazla C4 oynasa biraz daha iyi sonuçlar alabilir gibi geliyor bana. ama 8. oyuna kadar Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa denemesini yaptı. C4'e E5 oynadı Gökeş. Tabii ki E5 tercihi de riskli tercihlerden bir tanesi. At c de fil B4 oynadı. Son zamanlarda popüler olan varyantlardan bir tanesi G8 atını çıkmadan fil B4'e çıkıyor. Ve daha sonra fil çarpı C3 alıp e, beyaz taşlarla Rossolima atak gibi bir açılış oynamaya çalışıyor siyahlar. Buna karşı at D5, file 7, at F3, D6 ve G3. Bunu ben çok yakın bir zamanda oynadım beyaz taşlarla. Çeşme Open'da 2024 yılında oynadım. Benim oyunumda siyahlar at F6 oynamıştı ve daha çok oynanan hamlelerden birisiydi. Ben de buna at C3 hamlesini hazırlamıştım. Beyazların hafif bir alan üstünlüğü olduğu için, siyahların taşları daha sıkışık konumda olduğu için bu at C3 hamlesini hazırlamıştım. Dünya Şampiyonluğu maçında bu varyantı görmek beni biraz mutlu etti açıkçası. Eee Gukesh'in kazandığı oyunda da D4, C4, at ve 3 ve sonra C çarpı D5'i de aynı şekilde benim planladığım açılış sistemlerinden birisinde vardı. Dünya şampiyonasında böyle açılışları görmek beni mutlu ediyor. Demek ki benim bulduğumu dünya şampiyonası için hazırlanan sekondantlar da araştırıyor. Aynı şeylere bakıyoruz. Demek ki bu beni mutlu etti. Bu oyunda C6 oynandım. At çarpı 7, at çarpı 7 ve fil G2. Şimdi burada öyle bir hamle oynadı ki Gukesh gerçekten hani dünya şampiyonası tarihinin belki en ilginç hamlelerinden birisi olabilir. Ee, tabii ki açılışta olduğu için bu kadar ilginç diyorum. Bu konumda Gukesh F6 sürdü ve benim bütün Instagram'daki hikayelerde takip ettiğim satranç oyuncuları herkes şu hamleyi hikayesine atıp farklı farklı emojilerle paylaşmışlar. Ne yapmaya çalışıyor Siyah diye. Çünkü F6 gerçekten çok garip bir hamle. Normalde en normal hamle kısa rok gibi gözüküyor burada ve birçok oyun bu şekilde devam etmiş. F6 hamlesi ilginç bir şekilde bilgisayarın en iyi hamlesi. Fakat anlamak biraz zor. Ben anlamaya çalıştım neden F6 diye. Çünkü genel olarak şahını zayıflatıyor. A2 G8 çaprazı zayıflıyor. Ve neden rok atmak varken F6 oynuyor siyahlar onu anlamaya çalıştım. Nedeni şuymuş burada siyahlar fil E6 gelip D5 sürmeye çalışıyor. Ve D5 sürdükten sonra e5 piyonu boşta kaldığı için bunu yapamıyordu. Fakat F6'dan sonra artık F6 piyonu E5 piyonu destekliyor. Amacı buymuş. Genelde oyunlar kısa rokla devam etti dediğim gibi. Şu an mesela Vakidov ile Karoğan arasındaki bir mücadelede kısa rok C5, B3, at B, C6, fil B2, H6, E3, fil G4, H3, fil H5, G4, fil G6, D4 diye devam eden bir oyun buldum fakat burada bu dediğim gibi bilgisayarın birinci hamlesi olan f6 ilginç hamleyi tercih ettim. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela Karuana oynuyorsa ki zaten oynadığında kısa rok atmış. Dünya şampiyonluğu maçında bu f6'yı oynar mı? Hiç zannetmiyorum. Mesela Karsen olsa oynar mı? Onu da zannetmiyorum yani f6 çok ilginç. İşte hintli oyuncuların bilgisayara olan sadakati çok yüksek diyebilirim genel olarak ama belki de iyi yapıyorlar, belki kötü yapıyorlar. Bunu değerlendirecek bir seviyede değilim maalesef ama süper GM'lere sorsak bu konuda güzel bir fikir alabiliriz. Ama eğer ki Magnus Carlsen bunu yapmazdı olarak düşünürsek çok da iyi yapmıyor olabilirler. Peki oyunun devamına bakalım. Kısa rok, file altı piyonu istiyor. B3, D5 ve file 3 Şimdi burada kısa rok atıyor Gukesh. Burada bir piyon fedası yapıyor aslında Tian Dün de Gukesh açılışta beyaz taşlarla piyon fedası yapmıştı. Fakat piyon fedasını kabul etmemişti e, Daha doğrusu kabul etti ama daha sonra piyonu korumadı. Burada da Gukeş piyon fedasını kabul etmiyor. Çünkü D çarpı C4'e B çarpı C4, fil çarpı C4'e D4 hızlıca merkezi açmaya çalışıyor. Şu an şah merkezde ve taşlar henüz çıkmadı. B8 atıyla A8 kalesi. E çarpı D4'e at çarpı D4 kısa rokada vezir B1 çok iyi hamle. Şimdi hem vezir B7 almak istiyor hem kale D1 gelmek istiyor. Ee, oldukça etkili bir hamle gibi gözüküyor. Aynı zamanda at F5 hamlesi de var. Çünkü at açmaz da olduğu için hem vezir bunu destekliyor hem de vezir debir almasını engelliyor artık. Vezir B1'e tabii ki taş boşta. Vezir çarpı dördün 4'e oluyor? Fil çarpı 7 de alıyor beyazlar da. Kale e 8'e de vezir B'yi de. At A6'ya da kale F de 1 ve beyazlar kazanç konumda oluyor. Bundan dolayı Gukesh piyon fedasını kabul etmiyor. Fil A3 kısa rok. Kale C1, A5, at E1 Kale 8 ve burada yine risk alıyor Dinkdren ve F4 sürüyor. İki oyundur oyuncular özellikle beyaz taşlarla oynayanlar ufak ufak riskler almaya başladı. Bu seyir zevki açısından bizim için iyi oluyor tabii ki. Şimdi F4 hamlesi yerine ne yapılabilirdi ona bakmaya çalıştım. D4 sürseydi örneğin E4, at C2, A4, C çarpı D5, C çarpı D5, kale B1, at BC6, B çarpı A4'ten sonra vezir değdi. Ve bir sonraki hamlede kale 4 almak istiyor. Ve siyahların hiçbir sıkıntısı yok burada. G çarpı D5'i. At çarpı D5 alsa da konum baya karışıyordu. Bil çarpı e 4 A çarpı B3. A çarpı B3. At C3. Bil H7. Şimdi şah 8 gidiyor siyahlar. Eğer şah çarpı H7 alırsa vezir değişten sonra atı geri alacak. Şah 8 ünlem burada. Vezir D3'e şimdi at çarpı E2. Bu sefer de aynı numarayı siyahlar yapıyor. Şimdi vezir veziri saptırdı. Ezir'i saptırdıktan sonra Şahişi'yi de alıyor ve karışık bir konum. Oldukça karışık bir konum olacaktı. Ama C çarpı D5'e C çarpı D5 de alabiliyor siyahlar ve bir üstünlük elde edemiyor beyazlar. O yüzden bu D4 hamlesini beğenmedim. Sonra başka bir hamle aradım. Atlayış hamlesine baktım. Belki bunu tercih edebilirdim ben oyunda. At 3 ilginç gözüküyor. Şimdi at D3'ün amacı atı C5'e gelmek istiyoruz. Hem fili isteyeceğiz hem B7 piyonunu isteyeceğiz. Bundan dolayı profilaktik bir hamle yapsın mesela siyahlar. Bir F7 gelsin. Yani rakibin tehdidini önceden engellesin. Buna da at B2 olabilir mi acaba dedim. Biraz ilginç duruyor ama A4 hamlesini kesiyor. C4 piyonunu destekliyor ve daha sonra D piyonunun önünde açtığımız için belki D3, vezir D2, E3 gibi yavaş yavaş gelişime devam edebiliriz. At A6 ve D3 diye. Buna baktım. Beyazların fil çifti var. Sağlam bir konum. Belki iyi bir oyun olması adına, oyunda kazan şansları olması adına bu denenebilirdi. Ben bu atlı üçü biraz beğendim açıkçası. Biraz garip gözükse de. Fakat F4 oynadı Linktren. Tabii ki bu da kötü değil. Hatta baya riskli. O yüzden düşündüm aslında. Hani ben oyunda bunu oynamazdım büyük ihtimalle. Bu kadar risk almazdım. Acaba F4 yerine ne yapardım diye düşünürken bu hamleyi buldum. Şimdi oyunda neler oldu? F4 E çarpı F4'e. Kale çarpı F4. D çarpı C4'e. B çarpı C4. At G6. Kale E4. Kale E4'te çok ilginç duruyor. Çok sıra dışı bir konum var aslında şu an karşımızda. F2'de piyon yok. At E1'de. Kale E4'te. Yani ilginç ama böyle ilginç konumları görmek istiyoruz tabii ki. Özellikle dünya şampiyonasında. At A6 hamlesine. At C2. Vezir c diye At D4. Bil F7 D3 oynuyor beyazlar. At E5. At F3. At D7. Atları değişmek istemiyor. Kaleler değişildi. Kale 8 Kale 8 ve burada şüpheli bir hamle yapıyor. Dinkliren beyaz taşlarla burada kale bir, bir oynuyor. Bunun yerine fil B2 oynaması iyi olurdu. Hem siyahların a 5 hamlesine hazırlık yapacak. Hem A2 piyonu belki A3'te daha iyi olabilirdi. Siyahların at B4 hamlesini kesecekti. Hem de beyazların artık yani fil çifti var. Bu üstünlüğü koruyacaktı. Bunu oynasaydı biraz daha şans olabilirdi. Kale B1 oynadı. Kale B1 hata çünkü B5 hamlesi var. Bunu kaçırdı mı yoksa konumu mu tam değerlendirmedi ondan emin değilim tabii. Kaçırdığı şey de şu olabilir. C çarpı B5'e vezir B6 ara şah var. Ve daha sonra B5 alıyor. Şimdi C çarpı B5 alsaydı artık kale çarpı B5 alabiliyor beyazlar ve piyon önüne kalıyor. Ama onun yerine vezir B6 ara hamlesi var. Şah F1, C çarpı B5, fil B2, fil çarpı A2, fil de 4 ve at A C5 oynuyor bu. Gukeş. Eğer at dc5 oynaysaydı konum kazanç olacaktım. Kale c1. Hilde 5'ten sonra siyahlar için kazanç olacaktı bu konum. Bunu kaçırdı. At ac5 oynadı. Şimdi kale c1. Fil b3. Vezir e1. Ve şimdi artık konum eşitlendi. Hatta fil e6 oynadı burada Gukesh. Ve bu soru artık üstünlük beyaza geçti. Fil e6 yerine a4 sürmesi lazımdı. Vezir b4. Buna da vezir e6 ünlem. Artık vezir e2 almak istiyor. Hem de bu ölümcül açmazdan çıkmış oldu. Fil e6 hamlesine vezir f2 bu açmazdaki gücünü arttırdı. Vezir fil bataryasını kurdu. G1 ayrı çaprazında. Kaleci 8e fil e3. Bunun amacı atı d4'e gelmek. Daha sonra at d4'e gelince belki c6'ya atlayabilir. Belki de at e6 almak isteyebilir. Kale c at d4, fil f7. Şimdi at c6 kale ile at arasındaki bağlantıyı koparıyor. O yüzden bunu feda etmesi gerekiyor artık. Kale çarpı C6, fil çarpı C6, C çarpı C6, fil çarpı 5 ve beyazlar kalite önüne kaldı. Fakat hem ters fil oynuyoruz hem de B ve A piyonları siyahın geçer. O yüzden dikkatli olması lazım linklerinde. H6 bir tane hava deliği açıyor şahına. Şah E1, B4 ve burada vezir D4 oynuyor linklerden. Onun yerine şah D2 oynasa yine kazanç konumda kalacaktı gibi. Vezir de 5'e, vezir de 4, vezir g5'e, vezir e3, vezir de 5'e hamle tekrar yaparsa vezir e4 bu sefer. Vezir çarpı e4'e, d çarpı e4 ve bu konum beyazlara artı 2'den fazla veriyor. Kazanç olurdu. Ama anlaması da kolay değil bu arada. Tabii ki bilgisayar artı 2 veriyor, 2,5 veriyor bazı durumlarda ama anlaması kolay konumlar değil. Özellikle 40. hamleye yaklaşıyoruz. Süreler azalıyor. Şimdi vezir de 4 oynadı Dinktren. At e5, Kat D2, Vezir G2 ve şimdi at F3 çatal atmak istiyor. E2'deki piyon Vezir'den dolayı açmaz da. Vezir F2, Vezir D5, Vezir D4 ve Vezir G2 hamle tekrar oluyor. Vezir F2, Vezir D5'i bu konuda beyazlar üstün fakat link diren Vezir D4 oynuyor tekrardan. Fil D4 oynaması gerekiyor üstünlüğü devam ettirebilmek adına. Vezir D4 oynuyor ve tekrar beraber olsun istiyor. Demek ki riskli görüyor konumu ki 40. hamlede süreler de eklendi artık. bu beni şaşırttı açıkçası. Ve tam tersi Gukeş de ya berabere yapmayalım diyor ve tekrar zorlayan taraf Gukeş oluyor. Bu senaryonun benzerini bir önceki dünya şampiyonasında da görmüştük aslında. Nepo'yla ile Linkdiren oynarken hep böyle Nepo baskı kuruyordu. Hep bir şekilde üstünlüğü alıyordu. Ama en sonunda şampiyon olan kişi Dinktiren olmuştu. Ne benzer senaryolar görüyoruz. Bakalım neler olacak ama. Şimdi vezir A2 ile gükeş zorluyor ve kalece 2, vezir E6, vezir D8, şah 7, vezir çarpı A5. Yani Dinkiren de aslında bunu istiyor, rakibinin zorlamasını istiyor benim anladığım kadarıyla. B3, kalece 1, vezir D5, vezir B4, vezir G2, vezir E4'ten sonra vezirler E4 karesine değişildi. Fakat B2, kale b 1, fil A2'den sonra artık beyazlar kale çarpı B2 almak zorunda ve at C4, şah C3, at çarpı B2'den sonra Berabere de anlaştılar çünkü şah çarpı B2'ye siyahlar basit bir hamle yapacak. Fil 4 olabilir, fil E6 olabilir. Ters renkli fil olduğu için de beyazların piyon önünde olması bir anlam ifade etmeyecek ve berabere sonuçlanacaktı. Evet böylelikle skor 4-4 oldu ve yarın bu tekrar beyaz olacak ve sonra tekrar bir olaya gireceğiz. Oyunlar kızışmaya başladı. En azından böyle güzel bir haber verebilirim. Skor dengeli gidiyor ama oyunlar kızıştı. Ben heyecanın birazcık artacağını düşünüyorum açıkçası. Yarın Gukesh'in ilk hamlesi ne olacak acaba? Bunu da tekrardan merak ediyorum. Büyük ihtimalle E4 olmayacaktır diye düşünüyorum. Herhalde D4 oynar diye düşünüyorum. Bakalım ilk hamle ne göreceğiz? Siz de yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.